Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, mitinglerimde genç ve kadın sayısı arttı dedi. Doğru mu? Fotoğraflar vardı. Ha, güzel olmuş. Bak mesela bu genç kızlar dekolte giyinmişler. Aferin benim aslanlarıma. Modern giy. Helal olsun. Bak nur gibi delikanlı güzel. Çok isabetli hareket ediyor Sayın Bahçeli. Evet, evet. Bak hep sarışın. Yani saçını boyamış, güzel bakım yapmış. Gayet kaliteli kızlar. Mesela bak o canlarım da öyle. Aslan gibi delikanlı kızlar. Bak göğüs dekoltesi de var. AK Parti'nin de bu çizgide olması lazım. Ya bütün Türkiye kucaklamıyor musun? Evet. Mersin'i kucaklamıyor musun? Antalya'yı, Kuşadası'nı, Fethiye'yi, Bodrum'u, Köyceğiz'i kucaklamıyor musun? E oranın halkından da insanlar olsun. Öyle giyinen insanlar olsun. Fethiye'de millet başörtüyle gezmiyor. Kuşadası'nda değil mi? Başörtüyle gezmiyor. Mayo'yla geziyorlar. Dekolte kızlar var değil mi? Mini şort giyiyorlar. Mini etek giyiyorlar. Göğüs dekolte. Zaten göğüs dekoltesi mecburi de orada bir nevi yani. Çok sıcak hava. İzmir'de de acayip sıcak ya. Her yer sıcak. Antalya bölgesi, İzmir, Ege olduğu gibi öyle yani. Mesela bu Fahrettin Aslan'ın oğlu, o da çok yakışıklı, modern bir delikanlı, Mehmet Aslan. Mehmet'in mesela milletvekili adayı. MHP bu yönde iyi yapıyor. Ön plana çıkartıyorlar. Evet. Bir de gelenekçi dindar, ortodoks dindar görüntüler de yok. Yani modern dindar görüntüler var. MHP Adnan Bey, üniversiteden toplantılar yapıyorlar şu anda. Bayağı bir etkili oluyor şu anda. MHP gençler zaten moderndir canım yani. Bayağı yaman gençlerdir. Ben bildim. Eskiden beri ülkücü gençler. Mesela Bağdat Caddesi'nde falan çok fazladır ülkücü genç. Yani hatta ezici çoğunluk ülkücüdür Bağdat Caddesi'nin. Hepsi moderndir gençler. Genç kızlar da öyle çok moderndirler. Dekolte giyinirler. Mesela saçları boyalı, makyajlı falan, gösterişli aslan gibi delikanlı kızlardır. MHP'li gençler hep delikanlıdır yani, kabadayıdırlar. Böyle mert, efendi delikanlardır.